Gıda demişken kaz etinin müdavimi de çok. Kış ayları ise kaz yemenin tam zamanı. Kazdan yapılan yemekler listesine yeni bir lezzet eklendi. Kaz macun. Yedik kaz etinden, doyamadık lezzetinden. Seveni için ondan lezzetlisi yok. Kaz etini hiçbir şeye değişmiyorlar. Her gün yenir mi diyorsun? Her gün yenir. Hem de canla başla. Kars, Ardahan ve çevresinde kaz deyince akan sular duruyor. Şimdi kaz severler için yeni bir lezzet daha sofralarda. Adı kaz macun. Ben düşündüm. Bizim kaz etiyle neden kaz macun olmasın? Sarımsaklı, soğanlı, her yöreye özgün değişik lahmacunlar denedik ama bu kez çok farklısını anlatacağız size. İsmi kaz macun. Tabii ki kazdan yapılıyor. İşte bu kaz hem tuzlanmış, hem kurutulmuş, hem de ayaz görmüş özel bir et. Zırhla doğranan kaz eti biber, tuz, karabiber ve salçayla buluşuyor. Lahmacunun olmazsa olmazı soğan ve sarımsak kaz macunda yok. Hiçbir baharat kullanmıyoruz. Kendi sadece organik tuzu var. O da kaya tuzu. Ne soğana ihtiyacımız var, ne sarımsağa ihtiyacımız var. Et iyice yoğruluyor. Sıra hamurla buluşmasında. Dayanamıyorum. Yani gördükçe dayanamıyorum. Hiç lahmacun olmasa dahi. Bu tabakta ortalama 150 liralık kaz eti var. Bu kadar değerli tabağı alalım, götürelim. Bakalım kaz macun nasıl yapılıyormuş, görelim. Ustam buyurun. Şimdi kaç porsiyon çıkar oradan? Bundan bir porsiyon çıkar yani, 1,5 porsiyon. Kaz macunun sadece eti değil, hamuru da çok özel ve doğal. Genetiğiyle onu oynanmamış 13 bin yıllık kavulca bulguru. Fırında kızaran kaz macun servise hazır. Kaz etinden vazgeçmeyenlere değişik bir lahmacun keyfi sunuyor. Ama farkı sadece lezzetinde değil, porsiyonu 40 lira. Urfalı için acı neyse, Hatay için tatlı neyse, biz Kars Ardahanlar için de kaz odur. Burada sadece kaz macun yapılmıyor elbette. Sofrada gördüklerinizin hepsi kaz etinden. Kaz etimiz var ve yanındaki olmazsa olmazımız kavulca bulguru. Kaz suyuyla yaptığımız kaz etli pilavımız. En meşhuru bu değil mi? En meşhuru kaz eti. Perfect. Yani yıldız, kaz ciğeri. Anne sütünden sonra en etkili protein kaynağıdır aynı zamanda kaz ciğeri. Çorba, o da herhalde kaz çorbası. Efendim kaz çorbası, şuraya bakın. Kaz eti, doğal et, 10 numara. Tatlısını niye yaptınız? Tabii en sonunda yemek bitiyor. Diyorlar ki tatlı ne yiyebiliriz? Kaz etiyle yapmış olduğumuz kaz göğsü tatlımız. Hafif, güzel, üstüne de çok güzel yakışıyor. Sadece burada mı var? Sadece burada. Her şey güzel. Yani kaz etinin olduğu her şey güzel.